Ben Zeliha Saraç. Bugün 8 Nisan günlerden pazartesi. Evet, yeni bir haftaya adım attık. Bakalım yerel seçim sonuçlarında sonuçlar ne olacak? Sayımlar devam ediyor. Birazdan Melik Yiğiter olacak Ankara stüdyomuzda. Oradaki havaya soracağız. Türk Medya Ankara temsilcisi ve 24 Ekonomi Müdürü Sade Özdemir yanımızda olacak. Ocak ayında, çarşamba günü açıklanacak bir paket var, reform paketi. Bakan Albayrak açıklayacak. İçinde neler olabilir, bunları konuşacağız ama onun öncesinde hemen bakalım rakamlar nasıl, hatırlayalım cuma gününden. Endeks 98.783 seviyesinden %0.45 primle kapatmıştı. Dolar tarafında döndüğümüzde ise geçtiğimiz hafta 5.45-5.60-5.70 civarında arada bir yerlerde hareketlerini yaptı. Bugün dolar 5.65 seviyesinde izliyor olacağız. Euro 6.34, sterlin 7.37. Altın tarafında ons altın yaklaşık 2 haftadır 1300 ons doların altında. Bugün deneme yapabilir 1300-2305 seviyesine. Gram altın 235 TL'de ve hemen bakalım petrol tarafına. Şimdi petrolde yakın takipteyiz çünkü 70 doların üzerine çıktı. 71 dolara yaklaştık. Bunun etkisi benzin ve motorine yapılan zamlar oluyor. Motorine de 13 kuruş kadar bir zam gelecek. Ve hemen bakalım faiz cephesine. Faizlerde ise %21,19. %0,11 eksideyiz. Bakalım 20'nin altına gerileyecek mi? Bu hafta, önümüzdeki hafta itibariyle takibimizde olacak diyelim. Ve bakalım başlıklarda ne var? Bugün neler konuşacağız? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor. Önemli bir ziyaret. Konu Suriye. Bunun yanında tabii ikili ilişkiler de görüşülecek ve tabii ki S-400 ve Amerika'nın F-35 açıklamaları. AK Parti YSK'ya başvurdu. İstanbul'da, ilçelerin tamamı ve Ankara'da 25 ilçenin oylarının tekrar sayılması için bakalım YSK'dan nasıl sonuç gelecek. Reform paketi 10 Nisan çarşamba günü açıklanacak. İçeriğinde neler var? Birazdan Sade Bey'e soracağız. Hemen bakalım neler var özetlerimizde. AK Parti İstanbul ve Ankara'daki yerel seçim sonuçlarına yönelik itirazlarını YSK'ya taşıdı. Ankara'da 25 ilçede, İstanbul'da 39 ilçede oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına bakacağız. AK Parti'nin yerel seçim sonuçlarına yaptığı itirazlarla ilgili bir açıklaması var. İkide bir biz kazandık diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye diye sordum. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'daki işgal topraklarını ilhak edeceğini açıklaması tepki çekti. Zaten devamlı bu şekilde bir açıklama geliyor. İsrail kaşımaya devam ediyor Orta Doğu'yu. Uluslararası hukukun ayaklar altına alındığıydı. Ankara'dan tepki geldi. Ortak mesaj bu yönde. Öte yandan İngiltere, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim birimlerini inşa etme kararını kınadığını açıkladı. Kınamalar geliyor ama İsrail bildiğini okumaya devam ediyor. Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması, yani büyük göç, dünyanın gündemindeydi. Alman basına çıkan haberlere bir Alman gazetecinin yorumu ise dikkat çekiciydi. Berlin'deki bir türlü bitirilemeyen yeni havalimanını hatırlattı ve Erdoğan o inşaat şirketinin telefon numarasını verebilir mi diye sordu. Evet, enteresan esprili bir açıklama olmuş. Beşirnak'ta 5 terörist öldürüldü. Tunceli'de jandarma teröristlerin kullandığı silah deposunu buldu. İçinden çok sayıda silah ve mühimmat çıktı. Tekrar günaydın diyelim. Sade Bey, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Ve Melik Yiğiter, günaydın, iyi haftalar. Merhabalar, günaydın, iyi haftalar. Önce hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya seyahati ve oradaki olası görüşmelerde konuşulacak konulardan bir iki cümle alalım sizden Melik Bey. Sonrasında tabii gündemimiz seçim sonrası sayımlar. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Rusya ziyareti Putin'le üçüncü görüşme, yani 2019'daki üçüncü görüşme. Rusya-Türkiye ilişkilerinde yine önemli bir görüşme çünkü İsrail son dönemki o uygulamaları, ama toplamda Orta Doğu aslında, Suriye meselesi, çünkü Suriye ile
daha çözecek işler var. Başta İdlib olmak üzere ve sonrasında takvimin işlemesi açısından yapılacak işler var. Seçimden dolayı o biraz ağırdan yürümüştü. O yüzden Suriye önemli ikinci başlık ve tabii S-400 meselesi. S-400'de takvim işliyor. Temmuz'da teslimat, o gözden geçirilecek. Bir de yüksek düzeyli işbirliği toplantısı olacak. Burada da işte ekonomik hacmin ne kadar artırılabileceği ve önümüzdeki dönem neler yapılabileceği konuşulacak ama ağırlıklı olarak Suriye ve S-400 meselesi diyebiliriz. Evet, Rusya seyahatinden açıklamalarda gelecektir. Uçağa binerken açıklama bekleyeceğiz herhalde. Saat 10'dan sonra oradaki bağlantılarla alacağız detayları. Şimdi İstanbul'daki seçim sonuçları sizce ne zaman belli olur? Oy sayımlarının bitmesi ne zaman olur? Sonrasında AK Parti'nin YSK'ya başvurusu var oyların tekrar sayılması için. İstanbul ve Ankara için konuşuyorum. Bildiğim kadarıyla ama Ankara'da Mansur Yavaş mazbatasını bugün alacak diyorlar. Ama detayları sizden alalım Melike'de. Evet, bugün mazbatayı alacağını duyurdu Mansur Yavaş. Saat 11'de mazbatayı alacağını duyurdu. Hem kendi bizim maillerimize attığı bilgi notunda. Ankara'da zaten tekrar sayım durumundan da farkın çok değişmeyeceği belli. Aradaki fark çok kapanmıyor. Ama İstanbul tabii başı başına bir soru işareti taşıyor. Tartışmaların düğümlendiği yerde aslında İstanbul'un kendisi. Çünkü aradaki fark çok küçük. Yani 25 bindi. Geçerli oyların sayılması ve birkaç yerdeki yapılan maddi hatalar, ki o maddi hataların kasıtlı yaptığı iddiası var. Sayın Ali İhsan Yavuz dünkü basın toplantısında bunların kasıtlı olduğunu söylüyor. Hatta sistematik, organize, planlı bir usulsüzlük var diyor ifadesi bu. Fark 16 bine kadar indi. Şimdi bu geçerli oyların yeniden sayımı var ama bütün ilçelerde oyların yeniden sayımına dair AK Parti'nin bir talebi var. YSK buna karar verecek. Takvim 13 Nisan'da bir şekilde sona ermesi gerekiyor ama bunu sonlandırmak kolay değil. Yani artık bu tartışmalı duruma son vermenin tek yolu sanırım İstanbul'un tümünde oyların yeniden sayımı. Çünkü ortaya çıkacak sonuç iki tarafı da tatmin etmeyecek. Yani işte AK Parti bu usulsüzlüklerin, bu şaibelerin ortadan kaldırılması için şeffaf bir şekilde yeniden sayım diyor. Ama CHP'de işte bir an önce mazbatamızı verin diyor. Faik Öztürk'ün çok sert açıklamaları var. Kaos çıkar ve sorumsuz siz olursunuz dedi. YSK'ya sizi uyarıyorum diye hitap ederek bir basın toplantısı yaptı. İş sertleşiyor ama ortada çok ciddi bulgular var. Yani mesela Ali İhsan Yavuz'un basın toplantısındaki birkaç notu aktarayım ben. Diyor ki sadece Maltepe'de, İstanbul Maltepe'de 642, Büyükçekmece'de de 284 kişi yasaya aykırı bir şekilde sandık kurulanda görevlendirilmiş. Normalde sandık kurullarında YSK valilik eliyle sadece memur görevlendirebiliyor. Onun dışında dışarıdan sadece partiler kendileri görevlendirirse görevli ya da sandık müşahit oluyor ama YSK bunu memurlardan karşılamak zorunda bu ihtiyacı. Yasa çok açık o konuda. Fakat AK Parti diyor ki hayır diyor, memurlar dışında dışarıdan 600 Maltepe'de 642, Büyükçekmece'de 284 kişi biz tespit ettik diyor. Bu çok önemli. Hatta bunlar arasındaki en enteresanı bu. İlçe hatta il dışından gelip bilinçli olarak görev alanlar var diyor. Burası bir kuşku yaratıyor. Acaba bir operasyon için bilerek şehir dışından gelip orada görev aldılar. Bu soru işaretlerinin açıklığa kavuşması lazım. Ben Ali İhsan Yavuz'un söylediği her şeyin doğru olduğu anlamında söylemiyorum ama ortaya attığı iddialar bu ve bunun açıklığa kavuşması gerekiyor. Bir başka önemli not, yani somut şeyler üzerinden gitmek adına söylüyorum. Mesela diyor ki özellikle Büyükçekmece'de seçim döneminden hemen önce yazlıklara ve ruhsatsız binalara ciddi anlamda seçmen kaydırıldı. Tespit ettiğimiz tam 7287 işlem yapılmış. Bu sadece Büyükçekmece için ve AK Parti'nin tespit ettiği durum için geçerli. Bunların hepsinin planlı yapıldığını düşünüyoruz diyor. Şimdi bu somut
yeter. Beyler sadece işte geçersiz oyların sayılmasıyla bu işin ortadan kalkamayacağını gösteriyor. Şu sorum olacak. Yeniden sayım ancak bu tartışmayı bitirebilir. Yani karşılıklı iddialara baktığımızda. Büyükçekmece konusunda sorum olacak. Çünkü geçtiğimiz hafta biliyorsunuz böyle bir tekrar sayımla ilgili itiraz edildi, ifade edilmişti. YSK kabul etmemişti. Doğruyum değil mi? Yanlış değilim. Çünkü bu bayağı konuşulmuştu. Tekrar mı itiraz edilecek? Yani tüm oylar için mi? Onu anlamaya çalışıyorum. 39 ilçede elbette. Tüm oylar için. O sizin söylediğiniz... Evet, bu söylediğiniz ilçe seçim kurullarına yapılan bazı başvurular reddedildi. Şimdi AK Parti diyor ki tüm ilçelerde yeniden sayım yapılsın. Eğer il seçim kurulu bunu reddederse o zaman yüksek seçim kuruluna taşırız tamam bunu diyor. Tamam da ilk seçim ama kurullarına itiraz süreci de sona erdi. Lazım. Somut veriler var. Hayır. İlçe ve ilde ama YSK'ya kadar gidebiliyorsunuz. İlde sona erdi. Yüksek İlde. Seçim Kurulu'nda devam ediyor. Evet, ben ildekiler itiraz süreci i̇lde, sona evet. erdi. Evet. İlçe ve ilde bitti. Şimdi YSK'ya taşınabilir. Ha, YSK'ya itiraz süreci başladı. Doğru muyum? O kaç gün süreç? Evet. Aynen öyle. O 13 Nisan'a kadar YSK'nın bir şekilde karar vermesi gerekiyor. Bu itiraza dair. Ama şu asıl sorun şu. Şimdi ilçe seçim ve il seçim kurullarına bakarak eğer YSK da aynı kararı verirse ki genelde böyle kararlar veriyor YSK. Bu işte AK Parti o zaman biz bir hukuksuzluk ve usulsüzlük olduğunu ilan edeceğiz. Yani bu ciddi bir sorun. Yani eğer diyelim ki işte Ekrem İmamoğlu onayladı. Sadece işte geçersiz oyların şu anda %31'i kaldı. Hatta ondan daha az. O bittikten sonra velev ki yani bu itiraza gerek yok. Tamam biz onayladık mazbatayı Ekrem İmamoğlu'na veriyoruz dese bile AK Parti tatmin olmayacağını ilan etti. Sorun burada. Peki ne yani olacak? Yani Sen Yavuz'un basın toplantısını baştan sona izlediğinizde bir hukuksuzluk var diyor. Bir gasp var diyor. Diyor ki tamam, bunun planlı, usulsüz, nasıl peki, organize Melik'ten? Bir durum var diyor. Dolayısıyla bir şöyle AK Parti bizi, ben onlarla telefonda da konuştum dün. Yani hem Ömer Çelik'in bas toplantısı gece 22'de hem Ali İhsan Yavuz. Sonrasında da çünkü onlar da gece uyumuyor öyle diyeyim. Yani gece 3'te 4'te bile aradığınızda bulabiliyorsunuz. Bir gazeteci olarak da o anlamdan rahat ettiğimiz bir dönem. Şimdi dedim ki ya ben tam olarak bundan ne anlamalıyız diye. Yani sen Ali İhsan Yavuz'un evet verileri tek tek saydım. Neler söylediğini ve somut veriler üzerinden. Sayın Ömer Çelik'in basın toplantısına baktık. Söyledikleri şey çok net. Ben burada yani altını çizerek aktarayım. Yeniden sayım olmaması durumunda bu şaibeli ve hukuksuz durum mu biz ilan etmeye devam edeceğiz. Her yerde söyleyeceğiz. Yani o zaman bu makam gasp edilmiş sayarız. Şimdi bu çok ciddi bir iddia. Yani yeniden sayım yapılmadan YSK'nın bunu ilan etmesi durumunda AK Parti'nin hazırlıklı olduğu argümanı söylüyorum ben. Ben de şunu Şu soruyorum. Şu aşamada yeniden sayım yapın, şaibeler kalksın diyor. Şimdi şunu soruyorum ben de. Diyelim sayım tekrar yapılmıyor ve YSK dedi ki hayır, tamam işte bunlar sayıldı ve mazbata İstanbul Büyükşehir'in vereceğiz Ekrem İmamoğlu'na varsayıyorum. AK Parti'nin açıklamalarına göre şaibeli sayacağız ve bunu her yerde söyleyeceğiz diyor. YSK bu karar, çünkü YSK sonuçları kesindir. Öyle biliyorum. Bundan sonra AK Parti'nin yapacağı hukuki evet. süreç ne olabilir? Evet, sorun evet. Birinci sorun bu. İki, diyelim tekrardan sayıma gidildi. Şöyle. Soru iki, tekrar sayıma gidildi. Bütün 39 ilçede oylar sayılıyor. Yaklaşık bir 4 ay alacakmış galiba. Öyle bir durum var. Bilmiyorum kaç ay alacak. Neyse bir süre alacak. Sonrasında oylar tekrar sayıldı ve tekrar diyelim Ekrem İmamoğlu çıktı. O zaman süreç nasıl işliyor? Ya da Binali Yıldırım çıktı, o zaman CHP ne yapacak? Yani o kadar çok bilinmeyen şey var ki. Buyurun. Şöyle, tabii. Yok, biz de bütün bu soruların yanıtını aradığımız için biraz da böyle seçim uzmanı da olduk aslında bu süreçte. Şimdi birincisi bu sayım işlemi öyle 3-4 ay falan, en son Ekrem İmamoğlu hesap makinesinden hesapladı. Dedi ki ya 248 gün sürüyor falan, o öyle değil. Takviye bir takım hani görevli takviye ettiğiniz ve hızlandırdığınızda ve
siz 7-24 esasına göre çalıştığınızda 3-4 günde, bilemediniz, bir haftada hallediliyor. Bu iş öyle değilmiş. Onu bir kere söyleyeyim. Yani çalıştırdığınız kişiler anlamında süre kısalabiliyor. Eğer öyle olsa o zaman seçim gecesi nasıl sabaha kadar bitti bu iş? Yani eğer 7-8 ay sürecekse o da en az 3 ay sürmeliydi. Öyle değil. Yani YSK orada takviye görevliler yaparak 7-24 esasına göre bunu kısa sürede bitirebilir. Bu bir. İki, AK Parti'nin önünde iki tane seçenek var. Yani diyelim ki yeniden sayımı kabul etmedi YSK ve dedi ki evet mazbata Ekrem İmamoğlu belediye başkanı dedi. İki tane yol var AK Parti'nin önünde. Bir, AİHM'e gidebilir. Çünkü YSK son adres. Yani Yüksek Seçim Kurulu seçim anlamında son adres. Ancak isterse Binali Yıldırım bireysel başvuru üzerinde Anayasa Mahkemesi'ne gidebiliyor. Hukuki anlamdaki şeyi bu. Yani kendi seçilme hakkım gasp edildi, kişisel bir mağduriyet yaşıyorum deyip Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir. Ama Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte buna dair bir kararı var. O da şu: seçimle ilgili işlerde biz karar veremiyoruz. Seçimle ilgili işler, yani kişisel gasp, kişisel hak gaspı dediğiniz şey de seçimle ilişkili olduğu için vardı, yani sizin durumunuz bir sonuçtur. Dolayısıyla bu seçimi bağlar deyip aksi yönde o bir kararı var. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nde çok anlamlı görünmüyor. Bir tek işte AİHM yolu var. Eğer isterse AK Parti AİHM'e gidebilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir. Buna dair, çünkü seçme ve seçilme meselesine dair karar alabiliyor. Bunu tercih eder mi emin değilim ama şunu tercih edeceğini biliyorum. Siyaseten bunun, yani bu Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi meselesinin bir usulsüzlük sonucu olduğu, şaibeli bir durum olduğu ve İstanbul'un böyle yönetilemeyeceğini bir siyasi söylem olarak kullanacak. O çok net. Diğer yöntem, hukuki yol, bir tek AİHM yolu var. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu bir şekilde buna karar verecek. Yani ya diyecek ki evet ya ben bu tartışmaları da göğüslüyorum. Bunu demesine rağmen ben işte yeniden sayımı yapmayacağım. İşte bu haliyle geçerse oylar tamamlandı, aradaki fark neyse ilan edeceğim, mazbatayı vereceğim. Ya da diyecek ki hayır, İstanbul gibi bir şehirde, 17 milyonluk bir şehirde ve ciddi bir işte hani Türkiye'nin göz bebeği bir şehirde 5 yıl boyunca bu şaibenin tartışmasını sürmek doğru değil, tarafları tatmin etmesi açısından buyurun yeniden sayım yapalım diyecek ve yeniden sayım yapılacak. Yeniden sayım sonucunda dediğiniz gibi peki Binali Yıldırım diyelim ki çıktı, o zaman CHP itiraz etmez mi? Eder. O da aradaki farka bakılıyor. Buna dair de geçmişte iki tane karar var. Bir, 2014 seçimi Bursa Yalova AK Parti adayı kazandı ama sonra CHP itiraz etti. O dönem bizzat Muharrem İnce'nin kendisi başvurmuştu Yalova Yüksek Seçim Kurulu'na. Yeniden sayım yapıldı ve yeniden sayımda şu anda halen mevcut CHP'li belediye başkanı 6 oyla öne geçti ve dedi ki YSK tamam bu kazandı, mazbatayı veriyoruz dedi. Ve AK Parti bu durumu kabullenmek durumunda kaldı. Tartışma bitti. Ama tartışmanın bitmediği bir yerde yine 2014 seçimde Ağrı seçimi. Ağrı'da önce AK Parti adayı kazandı. Sonra itiraz edildi. Yeniden sayım yapıldı. Bu kez HDP'nin adayı Sırısakık az bir farkla öne geçti. Bir kez daha AK Parti adayı itiraz etti. En son YSK dedi ki biz bu tartışmaların önüne geçemiyoruz. Bu tartışmaları noktalamanın yolu, eğer taraflar kabul ederse seçimi yenileyelim. Ve Ağrı'da seçimi yenileme kararı aldı. Yani bu tartışmaların olduğu İstanbul'a dair geçmişte buna benzer iki tane karar var. Bir, tüm oyların yeniden sayımı Yalova'da. İki, Ağrı'da farklı sonuç çıktığı için taraflar uzlaşamadı, yeniden seçim kararı alındı. Yani geçmişteki kararlara baktığımızda da aşağı yukarı ne çıkabileceğini görebiliyoruz. Sizin bir sorunuz olacaktı Sade Bey, Melik Bey. Buyurun. Soru değil de aslında verdiği örneklerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Yeniden sayım vesaire, bunları YSK reddedebilir. Ama usulsüzlükle ilgili bir başvurusu olursa AK Parti'nin, İstanbul'da seçim yenilenebilir. Hı hı. Neden öyle? Örneğin çok eski tarihe gitmeye gerek yok. Nerede olduğunu hatırlamıyorum ama Saadet Partili aday, kamu çalışanı olarak zamanda istifa etmediği sonradan, seçimden sonra ortaya çıkınca oradaki seçim iptal edildi. Hı. Yeniden seçim yapıldı.
Burada da eğer AK Parti'nin iddia ettiği, tespit ettiğini söylediği, kanuna aykırı bir şekilde oluşturulmuş bir sandık görevlisi listesi varsa oradan itiraz edebilir. Ama tabii ki bu itiraz için de herhalde önce şu devam eden sayımların bitmesi beklenecek gibi geliyor bana. Bundan sonra diğer bütün itirazlar usulsüzlük dışında ya da kanuna aykırılık dışında bütün itirazları YSK'nın reddetme ihtimali var. Orada da hukuki kapılar kapalı çünkü YSK'nın kendisi bir yargı kuruluştur aynı zamanda. Bunu vurguluyoruz. Sanki eğer usulsüzlük tespiti delilleriyle beraber sabitse YSK onunla ilgili önemli bir karar verir gibi geliyor bana. Yani hani bunun bu gibi, Maltepe'de ve Büyükçekmece'de kanuna aykırı sandık görevlileri oluşturulmasıyla ilgili taraf daha kritik öne çıkıyor. Şimdi o zaman gittiği yer bilemiyoruz tabii. Biz o zaman seçim yenilenebilir İstanbul'da. İstanbul'da seçim yenilenme olasılığı ihtimali var gibi geliyor doğuyor. Bana. Şahsen ben böyle düşünüyorum. Öyle görünüyor. Melik Yitel de öyle söyledi. Hani tekrar ya bu ihtimal de var dedi. Evet. Seçim tekrar. Yani şöyle evet evet. Tabii yani o ihtimal çok dışarıda değil. Ben o yüzden söyledim. Mesela Ağrı örneğini verdim. Evet. Ağrı örneğinde taraflara en son bu önerildi. Tartışmanın içinden çıkalım diye. Yeniden sayımda Yalova kararı var. Dolayısıyla YSK burada ben tartışmayı kapatıyorum. Sadece geçersiz oylara sahiptim bu bitti derse bu hukuksuz tartışması devam eder. Çünkü tekrar ediyorum yani Sadi Bey de söyledi. Maltepe'de 642, Büyükçekmece'de de 284 kişi yasaya aykırı dışarıda sandık kurulunda görevlendirilmiş. Peki Maltepe yani ve Büyükçekmece'de... Diyor ki YSK memur görevlendirilir. Seçime şaibe karıştıran şey bu olabilir. Başka hayır, diğerleri tabii, olamaz. Tabii. Maltepe ve Büyükçekmece'de seçim yenilenmiyor mu? İstanbul geneli hariç mesela. Onlar da yenilenir. Orada da usulsüzlük. Hayır. Hayır ya şöyle İstanbul. Yani o itiraz YSK'ya itiraz olursa onlar oralarla ilgili oralar da burada evet. Burada AK Parti'nin tartışma konusu yaptığı şeyle ilgili bu. AK Parti diyor ki bu görevlendirmeden dolayı büyükşehir seçimi etkilenmiştir. Çünkü ha istenirse ilçe seçim kuruluna dair bir itiraz varsa YSK onu da karara bağlamak durumunda zaten. Ama burada hem seçmen kaydırma var sistematik ama bu seçmen kaydırmada da ayrıca bir şey söyleyeyim. Yani bunu hakikaten değiştirmeleri gerekiyor bu yasayı. Mesela Ordu'da da benzer bir şey oldu. Ordu'da da ciddi bir İstanbul'dan Ordu'ya bir seçmen akışı olduğu iddiası var. Şimdi bunun önüne geçmenin artık bir yasası, bir yolu olmalı. Buna bir süre konmalı. Yani böyle seçime 6 ay bir yere kala ben kütüğümü taşıdım da o ayrı bir tartışma konusu. Ama burada da AK Parti diyor ki sistematik bir şey var. Yine Büyükçekmece'de yazlıklara ve ruhsatsız binalara. Yani bu çok ilginç. Yani Şubat'ın sonu, Mart'ın başında ya da işte o kayıt işlemlerine aktarıldığı dönem Ocak sonu Şubat. Şu Ocak sonu Şubat siz Büyükçekmece'deki yazlıklara ve ruhsatı olmayan boş binaya seçmen kaydırmışsınız. Şimdi AK Parti diyor ki bu seçmen sadece bizim ilk incelemede tespit ettiğimiz sayı 7287. Dolayısıyla bu somut durumları YSK'nın görmezden gelmesi durumda tartışmanın bitmeyeceği çok açık. Bitmeyeceği çok açık ama YSK'nın kararı da kesin. İşte onu anlamaya çalışıyorum. İşte kesin. O yüzden şu anda sayımlarla ilgili kararlar dönüyorsa elbette yok. Usulsüzlük tespit edildiyse usulsüzlükle ilgili başvuru yapabilir. Onu bekleyebilir. Tamam başvuru yaptı diyelim usulsüzlükle i̇şte ilgili. Yapmadı henüz. Şu anda Yüksek Seçim ne oluyor o zaman? Yani usulsüzlükle ilgili AK Parti ona karşı AK Parti, da YSK hayır derse kurulmuş. Kesinleşir sonuç. Kesinleştikten sonra yapamıyor ama. Yok daha olmaz. Yani evet, YSK, yani YSK'ya başvuru gibi, konusuyla ilgili YSK'nın verdiği bir cevap hayır, varsa Sadi o Bey'in konu dediği gibi daha. Evet Melik Bey buyurun. Hayır henüz YSK bir karar vermedi. Evet. İlçe ve il seçim kurulları kararı var ama Yüksek Seçim Kurulu'nun bir kararı yok. Yani başvuru bitti dün il seçim kurulunda. Yüksek Seçim Kurulu isterse karar verebiliyor. Henüz Yüksek Seçim Kurulu buna karar vermedi. Ama eğer Yüksek Seçim Kurulu dese ki hayır ben de onunla ilçe seçim kurulu gibi düşünüyorum ve reddediyorum derse o zaman noktalanmış olur ama hukuken tartışma, devam işte edelim. Ne bileyim bunun bir ceza davasına dönüşüp dönüşmeyeceği
ayrı bir tartışma konusu, çok karmaşık. Yani bir ceza davasına da dönüşebilir. Çünkü bir usulsüzlük, bir organize işten bahsediyorsunuz siz. O ayrı bir hukuk mecrası ama şu anki seçimi ilgilendiren boyutu YSK'nın karar vermesi. Ama burada da CHP işte YSK'ya diyor ki, dün Faik Öztürk, birebir aktarıyorum. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ve başkanını buradan uyarıyorum. Türkiye'de çıkabilecek herhangi bir kaosun tek sorumlusu siz olacaksınız. Şimdi diyor ki CHP, sen diyor tümünü yeniden saymak kararı alırsan, yani şeyi tercümesini söylüyorum, o zaman sokak karışır, sorumlusu da sen olursun. Şimdi ama YSK sonuç itibariyle bir karar vermek zorunda. Diyelim YSK karar verdi ve dedi ki tamam, İstanbul'da oyların tamamı sayılsın. Ben süreci soruyorum şimdi, izleyici de merak ediyordur. Diyelim sayıldı, bir hafta sürdü. Az önce sorduğum soruya geliyorum. Ve seçim sonucu olarak Ekrem İmamoğlu çıktı veya o zaman AK Parti ne yapacak? Veya Binali Yıldırım çıktı, bu sefer CHP ne yapacak? Çünkü bu sefer CHP kanadından da oylar sayıldıktan sonra Ekrem İmamoğlu çıkmıştı. Binali Yıldırım, işte örnek veriyorum, 20 bin oyla öne geçti. O zaman tekrar sayılsın deme olasılığı var mı CHP'nin? Yoksa nasıl bir durum oluşur orada? Ya da hiçbir şeyi baz almayıp YSK tamam saymıyorum şöyle, oyları yani, da o zaman direkt seçime gidilsin mi deme ihtimali var mı? Hani tamam iptal ediyorum, oyları tekrar saymıyorum, bir daha seçime gidilsin der mi? Önce oyları mı sayar? Öyle bir durum ki. Buyurun. Şöyle, şimdi AK Parti'nin söylediği şey şu, yeniden tümünü yani İstanbul'un tümünde yeniden sayım yapalım. Ortaya çıkacak sonuca da taraflar razı olsun. Biz de işte amenna eyvallah diyelim çıkacak sonuca. Kaç taraf da öyle desin ama YSK bu duruma el koysun. AK Parti açısından tablo net. Yani yeniden sayım olması durumunda tartışmanın biteceğini söylüyor. Fakat CHP yeniden sayımın olmaması gerektiğini söylüyor. Yani yeniden sayım olursa biz o zaman başka yol ve yöntemlere başvururuz diyor. Başka yol yöntem de yok aslında. Bir tek hani sokağa inmek dışında ne olabilir yani hukukta? Yol yöntem ne olabilir? Ancak hayır, karşı itiraz olarak söylüyor olabilir. Bilmiyorum. Yani CHP yeniden sayım kararı çağırması vermesi dur. Saçma yani. Hayır, yani yeniden çağırıyor sayım kararı olması durumunda, evet, CHP şunu yapabilir. İvedi tedbiren bunun olmaması sakıncalı sonuçlar doğurur diye. Çünkü ilk ilçe seçim kuruluna böyle bir başvuru yaptı CHP. Dedi ki İvedi ve tedbiren bu sayımı durdurun. Çünkü ortaya yanlış şeyler çıkaracak, daha sayım tam bitmedi. İlçe seçim kurullarının birkaçı da dedi ki tamam doğru, durdurduk. Önce bir şey sayılsın, tartışmalı geçersiz oylar sayılsın, ondan sonra kararı gözden geçirir. Şimdi burada da yine CHP aynı başvuruyu yaparsa bu büyük ihtimalle reddedilecek. Neden? Çünkü bu sadece bir ilçeden bahsetmiyoruz. Bütün ilin oylarının yeniden sayılması olacağı için YSK buna karar vermesi durumda CHP'nin yapabileceği bir şey yok hukuken. Yeniden sayım yapılır, ortaya çıkacak sonuca da razı olur taraflar. Eğer fark çok azsa, tıpkı Ağrı'daki gibi, diyelim ki işte Ekrem İmamoğlu 5-10 oy önde ya da Binali Bey 3-5 oy önde, YSK o zaman bu hukuksuzluğun, tartışmanın, rahatsızlığın giderilmesi için yeniden seçim kararı da alabiliyor. YSK'nın böyle bir hakkı var. Ama somut bir gerekçe üzerinden bunu almak zorunda. Peki 2 Haziran o tarih? Dolayısıyla asıl şimdi çözülmesi gereken önce YSK'nın karar vermesi gerekiyor. Evet yeniden sayımı olsun. Hayır yeniden sayıma gerek yok. Mevcut geçerse oyların sayımının geri kalan %30'unu tamamlayalım. Ortaya çıkan karar bizi bağlar diyecek ya YSK. Yani ortaya bu geçerse oylar biter bitmez ben ortaya çıkacak karara bakarım. Sonuca bakarım ve mazbatı o kişiye veririm diyecek. Ya da diyecek ki evet AK Parti haklı, bunlar somut gerekçeler. Yeniden sayım kararı veriyorum. Yani önce YSK bu ikisinden birine karar vermek zorunda. Peki 2 Haziran o zaman değil mi tarih olacak? İstanbul tekrar seçim için. Tek İstanbul. Olursa evet. 2 ay içinde evet. Olursa evet. Tekrar sandığa gidecek. Olursa 2 ay içinde. Öyle bir durumda. İstanbul şimdi sandığa gidecek. Her başvuru konusu evet, ayrı. Evet yani YSK karar verirse öyle olacak. Şöyle düşünelim. Geçersiz oylar sayılsın bir başvuru konusudur. Bütün oylar sayılsın bir başvuru konusudur. Kayıtlar kaydırılmış, kontrol edilsin ayrı bir başvuru konusudur.
seçim kanuna uygun yapılmadı, usulsüzlük var, ayrı bir başvuru konusudur. Dolayısıyla diğerlerinin bir tanesiyle ilgili karar öbür konudaki kararı bağlamaz. Ayrıca bir partinin bunlarla ilgili hep ayrı ayrı başvuru yapması gerekir. O yüzden seçimin tekrarlanmasına yol açabilecek en güçlü konu usulsüzlük konusu. Orada eğer AK Parti son tespitlerine göre delilleri vesairesiyle Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru yaparsa, bu Büyükçekmece Maltepe örneğinde, muhtemelen o ilçelerin ve İstanbul'un seçimi yenilenebilir gibi geliyor bana. Çünkü diğer konular tamamlansa da hani orada seçimi tekrarlamayı gerektirecek bir şey olmayabilir. Bir tek inisiyatif nedeniyle Melik'in söylediği gibi iki taraf anlaşırsa, yani birisi fazla bile çıksa diyelim, diğer tarafın çok rahatsız olduğunu düşündüğü, anlaşırlarsa ve o şekilde YSK ile bir uzlaşma içine girerlerse, YSK'nın öyle bir yetkisi var. Hani usulsüzlük olmasa da yenileyebilir. Ama usulsüzlük dışında şu anda yenileme gibi bir ihtimal yok. Eğer o delillerle gidilirse, evet. Evet. Tekrarlanma yani olasılığı maddi var. Maddi bir hata yapılmış olması gerekiyor. Kanuna uymayan bir şekilde seçimin yapılmış olması gerekiyor ki yenilensin. Melik Yiğiter, yenilenme işini yüzdesel siz ne görüyorsunuz? Tecrübelerinize istinaden. Yok, ben yeniden sayımın kabul etmesi durumunda, şöyle, YSK'nın yeniden sayımı kabul etmesi durumunda tarafları tatmin edecek bir sonucun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani ama YSK yeniden sayıma karar vermek durumunda. Bunu hani bir haddimi aşarak bir telkin anlamında söylemiyorum. Bir gazeteci olarak vardığım sonucu söylüyorum. Yani hem CHP ile yaptığımız görüşme, hem AK Parti ile yaptığımız görüşmelerde özellikle AK Parti tatmin edecek, seçmeni tatmin edecek tek şeyin yeniden sayım olduğunu gösteriyor bize. Özellikle son basın toplantısı, yani Ali İhsan Yavuz'un dün yaptığı basın toplantısındaki somut gerekçeleri, somut belgeleri açıkladıktan sonra artık yeniden sayım elzem oldu. Çünkü bu geçersiz oyların dışında bir konu. Yani CHP ne diyor, geçersiz bu oylar ayrı bir tartışma konusu ama burada bayağı somut gerekçe var. CHP ne diyor bu noktada? Oyların tekrar sizin için soruyorum. Yani konuşuyoruz CHP ile diyorsunuz ya birkaç isimle, o yüzden sordum. Onlar ne diyorlar içeriden bilgi olarak? CHP şunu söylüyor ki, onlar şunu diyor, geçersiz oyları tamamlayalım, ondan sonra da mazbatamızı versinler. Hatta diyor gerisini saymaya bile gerek yok, bu fark kapanmaz. Hemen şimdi yarın mazbatamızı versinler, bu tartışma büyümesin. Yarın dedi, bugünü kastediyor. Yani dün konuştuğumda bugün, yarın dediler, yani bugünü kastediyor. Bugün mazbatamızı versinler, bu tartışmayı bitirelim diyor. Peki, YSK... Ama yani AK Parti'nin buna ikna olması mümkün değil. Peki YSK bu geçersiz oyların sayımını her şekilde beklemek zorunda ama ne karar verecekse versin sonuçta. O sayım bitecek, mecbur. Çünkü başlamış değil mi? Yani sonuçta beklemek zorunda. Tabii o geçersiz oyları zaten... Tabii geçersiz oylar zaten sayımı hani bitmek üzere artık. Onu tamamlayacak ve diyecek ki ama aslında hem işte Maltepe, Büyükçekmece, bir de mesela daha önceki başvuru var. Yani bu sadece yeni konu. Benim saydığım Büyükçekmece, Maltepe Belediyesi ve seçmen kaydırması yeni bir şey. Öncesinde de mesela geçerli oyların bilerek geçersiz sayıldığı iddiası var. Sadi Bey'in söylediği gibi yani her konu için ayrı bir başvurusu var zaten AK Parti'nin. Peki. Geçerli oyların kasıtlı olarak geçer sayılması başvurusu var. İki maddi hata başvurusu var. Mesela 167 tane oy girmesi gerekirken bir sandıkta Binali Bey'e 1 diye giriyor. Anladım. Peki. O da ayrı bir tartışma. Onlar düzeltildi. Evet, onlar o maddi düzeltildi. Toplama işlemleri düzeltildi. Evet, onlar düzeltildi. Yani onlara demiyorum. Peki Büyükçekmece ve Maltepe'nin oyla, İstanbul oy tekrarı değil de örnek veriyorum, öyle bir karar da çıkar mı diye soruyorum. Maltepe ve Büyükçekmece'deki oyların tekrar sayılması İstanbul harici kararı çıkar mı? Maltepe ve Büyükçekmece çıktığı için o AK Parti'nin söylediği, iddia ettiği bu usulsüzlük konusunda. İki ilçede sayılma ihtimali var mı İstanbul'u ayrı tutup? Hayır. Hayır, AK Parti'nin yok. AK Parti'nin başvurusu yeniden sayılmalı. YSK diyecek ki hayır, yeniden sayılmayacak ya da sayılacak. Anladım. İstanbul'daki oyların tekrar sayımını söylüyor. Çünkü Maltepe ve Büyükçekmece'de usulsüzlük var diyor. Ama Büyükçekmece ve Maltepe'de tekrar oylar sayılsın demiyor. İstanbul geneli oylar tekrar sayılsın diyor. Bu sadece diyor. Öyle mi?
Evet, İstanbul genelinde oylar sayılması gerekiyor. Çünkü bu sadece... O yüzden soruyorum. Yani belki öyle de müracaat edecek. Biz sadece diyor... Buyurun. Maltepe ve Büyükçebe'de sadece bizim tespit ettiğimiz. Yani sadece bizim tespit ettiğimiz diyor AK Parti. Kaldı ki yani bu sadece iki ilçede bizim tespit ettiğimiz böyle bir sorun var. Dolayısıyla biz oyların tümünün doğru ve sağlıklı sayıldığından nereden emin olalım? Artı daha büyük bir şeyden bahsediyor. Diyor ki planlı, usulsüz, organize bir iş var burada diyor. Yani çok Hayır. daha büyük bir iddiadan bahsediyoruz burada. Neyse YSK'yı yani bu bambaşka bir şey. Evet. O yüzden hani ya yeniden sayım ya yeniden seçim. Bu ikisi dışında tartışma bitmez. Tamam, o zaman bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hepimiz bekleyeceğiz. Bütün İstanbul, Türkiye ve gazeteciler olarak, vatandaşlar olarak herkes bekleyecek yasal süreci, YSK'nın kararını, sonrasını. Sayılacaksa oylar sayılacak. Yok sayılmayacaksa şahibenin kalkması adına rahat, iki tarafın içi rahatlasın diye tekrar İstanbul seçime gidecek. Ama İstanbul Büyükşehir gidecek. Diğer ilçeler gitmiyor. O da belli değil. Yani o usulsüzlük yapıldığı tespit edilen ilçelerle ilgili de ayrı başvurusu olabilir. O belli değil. Şu anda AK Parti'nin istediği önce büyük... Tamam. Anladım. Ama Büyükşehir'i... Şöyle Büyükşehir'i istiyor ama... ilçelerde... Büyükşehir'i istiyor ama şöyle düşün. Usulsüzlüğün Büyükşehir için yapıldığı yerlerdeki seçimde eğer oradaki sandık başı görevleri yanlış oluşturulduysa oradaki seçim de etkilenmiş olabilir. Onunla ilgili de başvurabilir. Yani şu an başvurup vurmadığını bilmiyoruz. Usulsüzlükle ilgili başvuruyu söylüyorum. Elbette. Haklısınız. Elbette onu adayın kendisi de gidebilir. O ayrı bir tartışma konusu. Tabii ki sonuçta eğer oradan dolayı oluyorsa o ilçede de zaten ilçenin sonucunu da etkiliyor ama burada şu anda AK Parti'nin temel konusu Büyükşehir'i halledelim. Tabii doğru. Tamam. Tamam. O zaman bekliyoruz. Önce geçersiz oyların sayımını bekliyoruz. Arkasından YSK'nın kararını bekliyoruz. Tamam, oylar sayıldı ve Ekrem İmamoğlu öndedir. Seçim bitmiştir diyecek. Ya böyle diyecek. Ya tekrar sayım diyecek. Deliller bunu gösteriyor diyecek. Onu ya da tekrar edecek. Seçim diyecek. Ya da usulsüzlük var şey diyecek. Evet. Üç tane olasılık. Üç ihtimal. Buradan o çıkıyor yani yaklaşık 37 dakikada. Evet. Sonuçta patron YSK. Sonuçta patronu aynen bekleyeceğiz. YSK, evet. Evet, YSK'yı seçimin bekleyeceğiz. Patronu evet. Aynen öyle. Onun kararları kesin. O mahkeme sonuçta sizin de söylediğiniz. Evet. Bir yargı onun üzeri yok. Anayasa yüzden, Mahkemesi de. Sadi Bey yani bizim Sadi Bey değil Sadi Güven'i, YSK Başkanı Sadi Güven'i rahat bırakmak gerekiyor. Evet. Yani adamı böyle tehdit ederek, strese sokarak hakikaten bu hiç doğru bir yol değil. Yani dünden beri mesela 3 tane peş peşe CHP'den açıklama geldi. Ekrem İmamoğlu haricinde hepsi tehdit içeriyor. Evet. 10 dakikamız var. Berat Albayrak'ın açıklayacağı paketi de bir konuşalım. Evet, çarşamba günü. Çünkü anladık YSK patronu bekleyeceğiz biz. Buradan bu çıktık. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Öyle. Evet. Yani sonuçta o takvimi belli, kanunu belli. Tabii bu arada devlet şimdi, devam ediyor çalışmaya reform paketi. Evet. Buyurun. Şimdi çarşamba gününü bekliyor. Aslında tabii konu Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu için daha çok ekonomiyi ilgilendiren reformlar açısından. Evet. En çok merak edilen konu vergi tarafı. Finansla ilgili yani mali kesimle ilgili ne gibi kararlar olabilir orası. Sanayi özellikle üretim ve ihracatla ilgili nasıl bir yeni genel bir teşvik sistemi ortaya çıkacak mı? Orası bekleniyor. Bir de özellikle tarımsal üretimle ilgili acaba bir şeyler olacak mı? Şimdi belki bir eylem planı dahilinde bunların bazıları yokmuş gibi görünebilir ama bütün bu konular çok uzun geçmişten beri reform konularıdır. Ve ekonomiyi kesin etkileyen konulardır. Sermaye piyasasıyla ilgili yapılacak bir takım kanun düzenlemeler reform niteliğinde neyi ilgilendirir? Türkiye'ye sermaye girişini ilgilendirir. Tasarrufların sermaye piyasasında yönlenmesini ilgilendirir. Vergiyle ilgili reform nasıl olacaksa bu ortaya çıktığında eğer cazipse özellikle yatırımcılar açısından yine yatırımların artışını sağlayabilir. Mesela finansla ilgili de bizim biliyorsunuz İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projemiz var. Evet. Orada aslında uzun süredir beklenen daha çok finans sermayesinin Türkiye'ye gelmesi için İstanbul'un dolayısıyla Türkiye'nin Londra, New York, Hong Kong ya da işte Tokyo neyse
Dubai, nereleri finans merkezi Frankfurt sayıyorsak, onlar arasına giren, ilk 5'e giren bir şehir olması. Bunun için de acaba bu uluslararası finans şirketlerinin, bankaların İstanbul'u bir hub seçmesi için ne gibi vergisel kolaylıklar sağlanması gerekir? Bütün bunlar merakla bekleniyor. Bir de zaten orta vadede de Türkiye'ye özellikle işte ekonomideki bu son 2018 son çeyreğindeki daralmayı hatırlatalım. Bu sene ve önümüzdeki sene artık dengelemeden sonra çıkış, sonra da o hep arzuladığımız %5-7 yıllık büyüme rakamlarına ulaşmak için bu altyapının yenilenmesi gerekiyor. 4,5 yıl vurgusunu Sayın Cumhurbaşkanımız da yaptı. Muhalefet de yaptı. Özel sektörde yaptı. Neden yaptı? Seçim konusu, yani İstanbul için tartışma olsa da o da sonuçlanacak, geride kalıyor ve Türkiye 4 yıldan fazla bir süre seçim gündemi olmayan bir siyasi istikrar ortamı kazanmış oluyor. Dolayısıyla ekonomiye odaklanma zamanı. Çarşambayı hepimiz bekliyoruz merakla. İş dünyası da bekliyor. Evet, hep beraber bekliyoruz. Hem seçim İstanbul'la ilgili hem de reform paketini bekliyoruz. Bu hafta herhalde bir şeyler netleşir gibi gözüküyor. Şimdi bir taraftan da bu Netanyahu'nun, onu da sormak istiyorum Melek Yiğiter. İşgal topraklarına ilhak edeceği açıklaması geldi. Tabii ilk tepki bizden geldi yine. İngiltere kanadı sadece. Şimdi bu İsrail geliyor, resmen hak gasp ediyor her yerde. Konuşlanıyor. Ondan sonra bu benim diyor. O Golan Tepeleri örneğinde olduğu gibi böyle ilerliyor adam. Kimse de bir şey demiyor. Sadece kınamayla gidiyor. Ne dersiniz bu konuya Melikide? Yani burada en tuhaf olan dış politikada, artık uluslararası ilişkilerde, literatüre de geçti. Bunu bir seçim vaadi olarak yaptı. Çünkü diyor ki seçimden sonra ben bunu yapacağım. Yani Netanyahu'nun seçim vaadi bu. En tuhaf olan o. Böyle önemli bir meseleyi işte seçime malzeme yapması, ama uluslararası hukuku da içe sayması. Dediğiniz doğru. Yani bir tek İngiltere kınadı. Türkiye sert tepki gösterdi. İşte Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. İbrahim Kalın çok sert bir açıklama yaptı, ama bu iki açıklamada da dünyanın buna seyirci kalmaması çağrısını içeriyor Türkiye'den gelen. Bu dünyanın meselesi. Yani Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? Yani seçime gidiyor İsrail, işte seçim vaadi olarak beni seçerseniz ben başkasının toprağına el koyacağım ve orası kutsal toprak sayacağım diyor ve hani dünya buna sessiz. Valla yani insanlık adına hakikaten utanç verici bir durum. Ama bu İsrail'in pervasını tabii Amerika'dan aldığı güçle oluyor. Hepimiz biliyoruz bunu, ama en azından hani demokrasiye her fırsatta sahip çıktığını söyleyen Avrupa Birliği buna bir şey söylemesi gerekiyor. Evet, o da enteresan bir durum yani. Gerçekten kafasına göre iş yapıyor bunlar. Yani Kudüs, Golan, Batı Şeria. Tabii. Yani öyle, ben geliyorum, alıyorum. Kimse bir şey diyemiyor mu ya? Ben anlamıyorum ki. O zaman biz de gidelim Suriye'ye gidelim, alalım madem. Öyle mi yani? Şimdi ya herhalde da... o özellikle Filistinlilerle ilgili başka bir plandan bahsediliyordu ya. Hani onları oradan sürmesin, götürmeye çalışmak, başka bir yere yerleştirmek. Uzun vadede o planın resmileştirilmesiyle ilgili bir şey bu. Ama usulsüz gidiyor. Mesela bu kadar pervasız hareket ve bu kadar genişlemeci yaklaşım. Yani İsrail'in güvenliğini biz düşünmeyelim. O bizim işimiz değil, ama İsrail bir devlet olarak o bölgede kalacaksa bence çok tehlikeli işler yapıyor. Yani sonrasında şöyle etrafına bir baktığında çok büyük sıkıntılar çekebilir. Ama nedense hani arkasında Amerika var diye ya da başka bir takım korkusuz bir halleri var. Her yeri önce gidiyorlar, bir yayılıyorlar. Sonra burayı ilhak ettik. Hı hı. Artık bizim toprağımızdır deyip bir mülkiyet oluşturuyorlar. Bunu yaparken de nedense işte bizim gibi ülkeleri aslında suçluyorlar. Yani Türkiye işte Osmanlı olmak istiyor vesaire. Hatırlarsınız, bir sürü söylem geliştirdiler. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz eski coğrafyamızda kültürel, ekonomik ilişkiler geliştiren bir ülkeyiz. Bu kadar güçlü ve büyük olmamıza rağmen. Ama onlar orada ne yapıyorlar? Sağ, sol, denize doğru, kuzeye doğru, güneye doğru genişliyorlar. Yani bu gerçekten de bizim hükümet kanadından yapılan açıklamalar belki onlar tarafından çok sert bulunabilir, ama bir süre sonra bu ciddi çatışmalara yol açabilir. Orada bir hareketlenme olursa hangi ülke ne kadar duyarsız kalabilir?
İngiltere yani bile bugün açıklama yaptı yani yanlış diye. Evet ama düşün, işte İsrail'i yanlış kurucusu diyor da, ülke olarak bile. Yaptırım yok mu bunun? Yaptırımların hiçbirini tanımıyor İsrail. Birleşmiş Milletler'deki bütün yaptırımlar zaten bir veto ediliyor. Onun dışında oraya gitmeyen yani veto konusu olmayan konularda da kararlar hep havada kalıyor. Bir şey hani, yapamıyorlar yani. İsrail öyle takılıyor İsrail. Ben buyum diyor. İşte nükleer silahı var. Her şey var. Ama çok acayip. Yani o zaman biz de Türkiye olarak gidelim Yunanistan'ın o Edirne'den sonrasını yayılalım. Bu düşünülemez yani bile. Öyle yani. Biz şey böyle bir şey yapmayız yani? Ama bu düşünülemez hayır, bile. Hayır yani hani onlar, saçma hayır, sapan yani, bir durum. Onlar açısından fiilen yapılır sonra resmen bir güç tarafından hadi şimdi Kudüs'ü gördük çok işte geçen ya. Sene içinde gördük. Golan ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz o Suriye içinde. Evet. Orası da gitti sayılır hani onlar açısından öyle hallettik diye bakıyorlar. Ya skandal işler gerçekten. O zaman İsrail'in hukuki bir devlet olmasında şöyle diyeyim sayılmaması lazım. Hukuksuz bir devlet yani, olmaya doğru hızla kendini çünkü, sürüklüyor. Evet, kendi kendini yani sürüklüyor. Hukuki olmayan bir devlet bile diyemeyeceğim bir durum ortaya çıkıyor. O zaman evet. Kendisini şey ilan etsin bu. Ne derler hani çadır kurarlarda şey dururlar ya böyle. Hani, kafasına göre göçebe. Orasını göçebe. İstiyorum. Orası bunu güzel. Da istiyorum, bunu da istiyorum diyen. Ha, devlet demesin biraz o zaman kendisine. Şu an yakın sınırlarını genişletme çabası aynen bu mantıkla devam ediyor. O zaman devlet demeyecek kendisine. Evet. Yani çünkü devletin devlet olmanın gerekliliğini yerine getirmedikten sonra her kafadan ses çıksın. Olur mu öyle saçma şey? Maalesef. Ne bileyim ne diyeyim ben. Süremizin sonuna gelmişiz. Melike Yeter var mı son söz bu konuyla ilgili? Yo o yüzden İsrail mesela dünyada demokratik ülkeler tarafından hani haydut devlet diye tanımlanıyor. Tamam doğru onu diyemedim. Çünkü mesela bugün Star gazetesinde var. Evet. 1947 yılında sadece %6'lık bir toprağı var. Şu anda hani Filistin toprağı olarak bilinen yer. Şu anda mesela o da %6'ya tekabül ediyor. Şu anda 27 bin kilometre kareye hükmediyor. Bu da %85'in üzerinde. Yani adam aynı bu konuştuğumuz yöntemle 70 yılda %87'yi ele geçirmiş. %6 iken %87'ye falan çıkmış. Bu yöntemle. O yüzden haydut devlet deniyor. Yani hukuk tanımayan haydut devlet. Evet, hukuk tanımıyorsa zaten haydut devleti çıkarın, haydut bir topluluk diyeceksin o zaman yani. Hani devlet olmuyor ki o zaman. Neyse enteresan yani. Kimse de bir şey demiyor. Çok acayip. Çok teşekkür ederiz Sade Özdemir. Ağzınıza sağlık. Melik Yiğitel aynı şekilde. Teşekkür ediyoruz. Yarın tekrar buradasınız sanırım. Görüşmek üzere diyelim. Sağ olun.